Şimdi Enjoyment 2'yi de modelimizden çıkartıyorum. Bu arada az önceki hata, programımızın başındaki hataya tekrar, mesela diyelim ki biz Enjoy 1'i silmemiz gerekseydi, o zaman gördüğünüz gibi burada regresyon katsayısı constraint edilmiş olan bir item'ı silecektik. Dolayısıyla yine bize aynı sorunu verecekti. Yani o sorunla karşılaşabilirsiniz. Ben zamanında karşılaşmıştım ilk bu program kullanmaya başladım ve uzun süre çözümünü bulamamıştım. Dolayısıyla böyle bir şey karşılaşırsanız yapacağınız tek şey sağ tıklamak, ilgili örtük değişkendeki item'ların bir tanesinin regresyon katsayısını ve onu 1'e eşitlemekten ibaret. Şimdi tekrar kalkulat testimi istiyorum. Tekrar text elimi alıyorum. Ve standartize, pardon, ilk önce model fit'e bakıyoruz her zaman. Model fit'ime bakıyorum. Kabul edilebilir değerler. Daha sonra yine dönüp standartize regresyon katsayısına bakıyorum. Şimdi burada hala bir sorunlu değerimiz var. Ancak bu 0.70'e ne kadar çok yakın olmasa da, yani 0.60 sınırını geçebilir bir değer. Normal şartlarda bunu direkt buradayken silmeyin arkadaşlar. Yani sadece buna bakıp silme kararını vermeyin. Başka analizlere de bakmanız gerekiyor. Bu öyle böyle bir item'ın silinmesi için. Bir kere her şeyden önce ben item'ların olabildiğince zor silinmesinden yanayım. Bunun nedeni ne? Çünkü o ölçekte, o ifadenin yer almasının bir nedeni var. Yani bu ölçeği ilk ortaya çıkaran adam her bir ifadenin o soyut kavrama ilişkin bir yönünü ölçmesi için o ifadeyi oraya koymuş durumda. Dolayısıyla biz sadece bir değere bakıp o ifadeyi atmamalıyız. O ifadeyi atabilmemiz için daha elimizde somut kanıtlar olması gerekiyor. Ki özellikle böyle bir kritik değerdeyken, şimdi diğerleri çok kötü durumdaydı, onları atacaksınız. Zaten onları şurada atmasanız bile, dediğim gibi diğer analizlere baktığınızda da o size aynı durumu işaret eden sonuçları verecek. Ne yapmanız gerekiyor peki böyle bir durumda? Şunu yapın arkadaşlar. Chromebuff alfa, yani güvenilirliğe bakın mutlaka. Composite Reliability analizlerinizde eğer yer veriyorsanız yine güvenilirlikle ilgili bir de orada bakın. AVE değerine bakın. AVE'nin square root edilmiş değerinin diğer değişkenlerle olan korelasyonundaki değerlerden daha yüksek olup olmadığına bakın. Tüm bunların ne olduğunu daha sonra ilerleyen videolarımızda açıklayacağız. Dolayısıyla sadece tek bir değere bakıp elemine etmeyin ifadeleri. Birkaç analiz sonucunda eğer bu ifadeye ilişkin sıkıntıya işaret varsa, o zaman tabii ki artık yapacağınız başka bir şey yok. Onu elemine edeceksiniz. Ben şimdi o yüzden bunun burada durması taraftarıyım ve bırakıyorum. Çünkü şu anda model fit değerlerim de kötü durumda değil. Bu yayınımla ilgili eğer ilerleyen kısımlarda güvenilirliğe baktığımda, AVE değerlerine baktığımda, Composite Reliability'ye baktığımda hala benzer sıkıntılar görüyorsam, o zaman artık son çare olarak Enjoyment 6'yı da analiz sürecimden çıkartacağım. Peki diyelim biz şimdi yaptık, şu anki durumuyla gayet düzgün aslında çalışıyor modelimiz. Daha doğrusu doğrucu faktörünüz açısından önemli bir sıkıntı işaret eden bir durumumuz yok. Peki diyelim ki hala vardı ve ölçüm modelimizdeki bu değerleri hala biz iyi bir seviyeye getirememiştik. O zaman ne yapacağız? O zaman yapacağınız şey arkadaşlar, yine buradan modification listlere bak. Şimdi modification indislerle ilgili ilk önce bir uyarı yapalım. Modification indisleri elde edebilmeniz için buradan seçtiğimiz data dosyasında hiçbir şekilde kayıp veri, yani missing value olmamalı. Dolayısıyla eğer modification indislerden yararlanmayı düşünüyorsanız yapacağınız bu analizlerdeki, ki mutlaka yararlanmanız gerekecektir çok çok büyük ihtimalle, SPSS'den buraya aktardığınız data dosyalarında missing value olmamasına dikkat edin. Peki missing value SPSS'de nasıl atama yapacaksınız? Bununla ilgili videomuzda biz zaten ilerleyen günlerde yine yayına koyacağız. Oradan nasıl yapmanız gerektiğine dair bilgi sahibi olabilirsiniz. Missing value'lerle ilgili durum şundan ibaret aslında. Şuradaki değerler sizin key karenizdeki olumlu değişimi gösteriyor. Yani şunu silmeniz durumunda olumlu değişimin daha yüksek olacağı şuna göre fark edilebilir. Bu değer ne kadar yüksekse o kadar büyük olumlu değişim olacağını işaret etmekte buradaki rakamlar. Şimdi şuraya baktığımızda gördüğümüz gibi en yüksek ne var? Mesela 38 var galiba şu an itibariyle. Evet. Bu da nedir? İki tane hata terim arasında sen kovaryans oluşturursan diyor bu modelde, ki karende bu kadarlık bir iyileşme sağlayabilirsin. Nedir bu? 19 ile 20. Hangisi? Şu ikisi arasında ben kovaryans oluşturursam benim ki kare değerim de iyileşecek. Benim en son ki kare değerim neydi? Hemen bakalım. 2988'di. Ki zaten bunun iyileşmesi demek şunların da iyileşmesine yol açacak. Hemen şimdi analizi yeni kovaryanslı halde de yapıyorum. Ve büyük ihtimalle ki karem de
bir iyileşme göreceğim. Evet, 2625'e düşmüş durumda. Modification indice bunu gösteriyor. Peki modification indice'leri yaparken, yani bu kovaryansı oluştururken neye dikkat edeceksiniz? 1. Öncelikli olarak aynı örtük yapı altındaki hata terimleri arasında bunu oluşturmamız gerekiyor. Yani mesela atıyorum, şuradan bakalım. Mesela 1 ile 14 arasında oluştursa, diyelim ki buradaki rakam da çok yüksekti. Oluşturabiliyor muyum? Hayır. Çünkü 1 enjoy'a aitken, yani 1 numaralı hata terimi enjoy'a aitken, 14 numaralı hata terimimiz, daha rahat görebilecek hale getirdim şunları. Yine düzensizliğim için kurbanıyız. Evet, 14 numaralı burada. 14 numaralı hata terimimiz concentration'a ait. Dolayısıyla buradan buraya bizim bir kovaryans oluşturmamız teorik olarak tamamıyla yanlış bir şey. Pratikte oluşturabilirsiniz ama teoride hata yaparsınız. Çünkü yine bir ekstra bilgi, burada oluşturduğunuz kovaryansın aslında anlamı şu. Bu iki ifade, evet, kontrolü açıklayacak bir tarafı var bu iki ifadenin. Ama error terimler arasında bir ortaklık var. Dolayısıyla burada açıkladığı başka bir soyut olgu var bu iki ifadenin. Yani bunun hata artık terimleri, aynı zamanda şurada bir şey ortak açıklıyorlar. Bunu açıklamanın dışında. Yani bunu açıklayamıyor ama şurada bir şey açıklıyor. Dolayısıyla bu ikisi arasında atacağınız bir kovaryans mantıken yani teorik olarak saçma. Yani bu ikisi arasındaki error ya da atacaksanız şunun açıklamasını çok iyi yapmanız gerekiyor. Neden concentration iki ifadesiyle enjoyment bir ifadesinin enjoy ve concentration'da açıklayamadıkları o kısmın ortak olarak başka bir şey açıkladıklarına dair inandırıcı bir kanıt bulmanız gerekiyor ki bu zaten teorik olarak tamamıyla mantıksız bir duruma işaret eder. Dolayısıyla buradaki kovaryansı oluştururken buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Burada dikkat edilmesi gereken bir unsur daha var. O da nedir? Ben ne kadar yüksekse o kovaryans ataması yapmalıyım. Yani 35'e yaptınız, hadi 10'a yaptınız, 11'e yaptınız, hadi 6'ya da yaptınız. Yani nereye kadar yapabilirsiniz? Aslında bu tamamıyla kesin bir eşiği olmayan soru. Yani burada 20 tane siz kovaryans oluşturursanız belli bir katsayının üzerindeki değerlerden mutlaka sizin uyum iyiliği değerleriniz çok daha kabul edilebilir düzeye gelecektir. Ama hakemlerden de büyük ihtimalle red diyeceksiniz. Dolayısıyla bunu yaparken çok abartıya kaçmamak gerekiyor. Yani genel itibariyle şuraya baktığınızda, genel bir tabloya baktığınızda ve eğer uyum iyiliği değerleriniz kötüyse belki 5-6 tane kadar yapabilmeniz kabul edebilir. Ha tabii burada da şu da önemli. Kaç tane item içeriyor sizin modeliniz. Yani gene itibariyle belli bir sayı olmamakla birlikte bunun çok abartısına kaçmanız sizin yayınlayacağınız makalelerde red yemenize, savunacağınız doktora ve yüksek lisans tezlerinde hocanız tarafından uyarılmanıza neden olabilir. Konuya ilişkin yapacağım açıklamalar bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi doğrulayıcı faktörünüzü bu şekilde yapılıyor. Ne zaman doğrulayıcı faktörünüzü, ne zaman açıklayıcı faktörünüzü yapmanız gerektiği ilişkinde son söyleyebileceğim bir şey, verebileceğim bir ipucu daha var. O da şu. Doğrulayıcı faktörünüzün açıklayıcı faktörünüzden farkı aslında şu temellendirmesinde. Biz doğrulayıcı faktörünüzünde her bir ifadenin hangi örtük değişkenine ait olduğunu belirliyoruz. Ya diyoruz ki concentration bir sorusu bu örtük değişkenin. Enjoyment 3 sorusu bu örtük değişkenin. Ama açıklayıcı faktörünüzde böyle bir şey yapmıyoruz. Tüm değişkenleri, tüm itemları serbest bırakıyoruz ve program kendi algoritmasıyla bir arada hareket eden itemları topluyor ve bu faktördür diyor. Dolayısıyla doğrulayıcı faktör analizinde elde edeceğiniz, yani açıklayıcı faktör analizinde çok karmaşık bir faktör yüklenmesi elde ederken genel itibariyle doğrulayıcı faktör analizinde daha net faktör yükleri elde edersiniz. Ve eğer bir ölçek geliştirmiyorsanız genel itibariyle doğrulayıcı faktör analizini uygulamanız daha kolaydır. Ama en doğrusu, en sağlıklısı nedir? Her ikisini birden uygulamanız. Yani elde ettiğiniz dataya hem doğrulayıcı hem açıklayıcı faktörünüzden uygularsanız en güzel sonucu, en sağlıklı sonucu elde edersiniz. Ve yapacağınız yayın çok daha üst düzey bir yayın olur. Bunun dışında sormak istediğiniz ya da anlatamadığımız bir kısım varsa lütfen aşağıda yorum kısmında sorularınızı sorun. En kısa zamanda biz de cevaplamaya çalışırız. İstediğiniz, merak ettiğiniz, öğrenmek istediğiniz bir analiz varsa yine aşağıda yorum kısmında yazarsanız arkadaşlar en kısa zamanda o konu hakkında da videolar yükleyip sizlerle paylaşmaya çalışırız. Bizim bu videoda çekmemizde tek bir amaç var. Türkiye'deki araştırmacıların, yüksek lisans ve doktor tezi yazan arkadaşlarımızın daha kaliteli, daha iyi yayınlar ortaya koyabilmesi ve ülkemizin bilimsel anlamda gelişmesine ufak da olsa bir katkı sunabilmekte. O yüzden lütfen soru sorarken rahatlıkla, hiç çekinmeden sorun. Bizim bu ülkede para kazanmamızın, maaş almamızın en büyük nedeni sizlere bir şeyler katabilmek.
En kısa zamanda cevaplamaya çalışırız. Umarım ki yararlı bir faydalı olabilir sizler için. Hepinize kolay gelsin.